Kırk Paşası'nın oluyor. Kırk Paşası'nda gene yoğunluklar sayacaksınız. Ancak uygulanan aşılar sırası bu çıkmıştı. Şu anda gerçek aşısının oluyor. Onların evet değerli arkadaşlar, bugün sabah itibariyle dün akşam Sayın Bakanımızın ilk aşıyı vurulmasıyla ve startı vermesiyle bugün sabah itibariyle biz de Bursa'da aşı çalışmalarımıza başladık. Sabah ilk Yüksek Lisans Hastanemizde Başhekim Bey'i aşılatarak ondan sonra da diğer kurum personellerimiz, sağlık çalışanlarımızın aşılama işlerine başladık. Bütün ilçelerimizde, bütün merkezlerimizde aşı uygulamalarını sabah itibariyle yapmaya başladık. Ben daha öncesinde bu aşı çalışmalarının, faz 3 çalışmalarında gönüllü olarak katıldığım için sabah aşımı yaptırmamıştım. Çünkü aşı mı yapıldı, plasebo mu yapıldı henüz bilmiyorduk. Ama sabah 9.30-10 gibi çalışma ekibinden bize gönderilen mesajda benim plasebo grubunda aşım olduğu, dolayısıyla yani boş aşı diye tabir edilen aşı grubundan aşılandığım, dolayısıyla da tekrar normal aşımızın yapılmasının gerektiği tarafıma iletildi. Biz de hiç vakit kaybetmeden randevumuzu oluşturduk, geldik ve şehir hastanemizdeki uygulama noktamızda korona aşımızın normal uygulama aşısını yaptırdık. İlk dozumuzu olmuş olduk. Tabii pandemide aşılama son derece önemli. Çünkü sadece kendi sağlığınız değil, toplumun sağlığını da ilgilendiren bir konu pandemi. Sadece bireysel önlemlerimiz veya bireysel koruyuculuğumuz burada öne çıkmıyor. Toplumun içinde yaşadığımız sürece topluma bulaştırıcılığımız ve toplum sağlığına olan katkısı da bu manada önemli. O yüzden biz bütün vatandaşlarımızı sırası geldiğinde, risk grubu sınıflamasında kendisine sıra geldiğinde mutlaka aşılanmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii aşının gelişi peyderpey olacak. Şu anda ülkemize 3 milyon doz aşı geldi. Bunun önceliği sağlık personeli için. Sağlık personelinden kasıt sadece devlet hastanelerinde vesaire çalışan sağlık personeli değil. Özel hastanelerde çalışan, muayenehanesi olan veya iş yeri hekimliği yapan, her çeşit sağlık hizmeti veren yine sivil eczanelerimiz, eczacılarımız, diş hekimlerimiz, bunların hepsi bu sürece dahil. Onların aşılamalarını sabah itibariyle yapıyoruz. Şu anda 3000'in üzerinde, an itibariyle 3000'in üzerinde bir aşı yapıldı Bursa'da ve süreç devam ediyor. Gece saat 23'e kadar aşılama hizmetlerine devam edeceğiz. Hafta sonları da yine hastanelerimizde bu hizmete devam edeceğiz. Sağlık personelleri gelip hafta sonu da akşam saat 23'e kadar da gece aşılarını olabilecekler. Biz hem kendimiz aşı olarak hem de etrafımıza tavsiye ederek bu sürecin bir an önce sonlanması adına, bu pandeminin bir an önce belli bir koruyuculuğa, bağışıklığa ulaşıp sonlanması adına üzerimize düşen bir sorumluluk olarak görüyoruz bu süreci. O yüzden tekrar ediyorum, risk grubu sıralamasına gelen bütün vatandaşların aşılarını mutlaka ve mutlaka gelip yaptırmalarını biz tavsiye ediyoruz. Ben bir ay öncesinde ilk doz gönüllü aşımı olmuştum ki bir an önce bağışıklığım mümkünse olsun diye. Ama 3 aşının 2 tanesi gerçek aşı, yani faz 3 çalışmasının bu dönemki çalışmasında bir tanesi de plaseboydu. Bize şansımıza plasebo olan aşı geldi ama hiç vakit kaybetmeden ilk gün yine aşımızı yaptırarak bir an önce bağışıklığımızın gelişmesini ve koruyuculuğumuzun gelişmesini arzu ettik ve aşımızı yaptırdık. Herkese hayırlı olsun. Kısa sürede aşılarımızı uygulayacağımız bireylere uygulayıp onların bağışıklığını sağlayıp pandemide sağlık personelinin vermiş olduğu inanılmaz çaba ve gayretin karşılığında almış oluruz diye umuyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır insanüstü bir çaba var. Ama bu sadece sağlıkçıların gayretiyle olmaz. Dolayısıyla bizim vatandaştan beklentilerimiz sıralaması gelen herkesin aşısını olması ve bunun yanında da koruyucu önlemlerine bir süre daha mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde mutlaka dikkat etmesini kendilerinden rica ediyoruz. Bu şekilde bize destek olmalarını bekliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.